titreyerek başladık ama. Merhaba. Hoş geldiniz. Emirhan ben. Psikoloji son sınıf öğrencisiyim şu anda. Uzun zamandır arkadaşlarıma kullanmış olduğum birçok akademik tool'un veyahut farklı AI modellerinin tutorial videolarını çekip onlarla WhatsApp üzerinden özel bir şekilde paylaşıyordum. Bugünse bu tutorial videolarını artık YouTube'a yükleyebileceğime dair bir kıvılcım yandı beynimde. Harikasın kardeşim ya. Ve o yüzden bu videoyu şu anda izliyorsunuz. Ama önce bir kuru fasulye. Bugün aslında birçok öğrencinin yüksek lisans, doktora hiç fark etmez akademinin her kademesinde muhtemelen çoğu kişi biliyor. Ama bilmeyenler için, ilk defa kullanacaklar için Zotero uygulamasından bahsediyor olacağım. Zotero nedir? Zotero özellikle kaynakça kısmında işinizi çok rahatlatabilecek olan bir derleme sistemi aslında, bir kütüphane sistemi. Okumuş olduğunuz makaleleri rahat bir şekilde görebileceğiniz ve bunların her birini tek celsede direkt olarak kaynakça şeklinde alabileceğiniz bir sistem sağlıyor size. Ve kullanımı da aşırı derecede basit. İnternet üzerinde herhangi bir makale okuduğunuzda tek tıkla direkt olarak Zotero kütüphanenize çekebilirsiniz. Benimse en sevdiğim özelliklerinden birisi, Zotero'da grup olarak da çalışmanız mümkün. Belirli bir araştırma yapıyorsanız ve birden fazla literatür taraması yapan ekip üyesi varsa, bu ekip üyelerin her birisi tek bir kütüphane içerisinde taramış olduğu bütün makaleleri toplayabilir, üzerlerine notlar yazabilir ve bu şekilde aslında çok daha temiz, çok daha berrak bir şekilde çalışmanızı ilerletmeniz mümkün olabilir. Bu orada ne arıyor? Bu kim abi? Sobun orada, sobun orada ne iş var? En işlevsel kısmı bence Zotero'nun bu diyebilirim. Şimdi çok da fazla uzatmadan Zotero'nun kurulumuna geçeyim. Zotero zaten açıklamaya link bırakıyor olacağım. Açıklamadaki linke tıkladığınız zaman karşınızda böyle bir sayfa açılıyor olacak. Sol tarafta Zotero uygulamasının kendisini indirebileceğiniz link mevcut. Sağ tarafta da Zotero uygulamasını kullanmış olduğunuz tarayıcıya eklenti olarak entegre edebileceğiniz link mevcut. İlk olarak Zotero'yu indirelim. Simon Bonser! İndirdikten sonra hemen kurulumuna geçebiliriz. Zotero zaten yeterince küçük bir uygulama. O yüzden hem hızlı kurulacaktır hem de bilgisayarınıza çok büyük bir maliyeti de emin olun ki olmayacaktır. Zotero'yu şu anda çalıştırmayacağım. Zotero eklentisiyle devam edeceğim. Zotero Connector dediğimizde bu kısma gelecek. Birazdan zaten göreceksiniz. Bu sayede direkt olarak tek tıkla okumuş olduğunuz bir makaleyi istediğiniz kütüphaneye yerleştirebiliyor olacaksınız. Bulduysa aynen kurulmuş. Direkt olarak sabitleyelim. Şuraya geldi. Save to Zotero diye bir seçenek geldi. Şimdi Zotero uygulamasını açalım. Zotero uygulamasını açtığımızda benim şu anda üzerinde çalışmış olduğum, daha öncesinde de kullanmış olduğum makaleler geldi. Bu iki kurulumu tamamladıktan sonra Zotero ile ilgili bir hesap açmaya ihtiyacınız var. Zotero.org'a gidelim. Şurada benim hesabım açık. Ben logout yapayım hatta. Login dediğinizde şuradan direkt olarak kendi hesabınızı açmanız mümkün olacaktır. Kendi hesabıma hızlıca giriş yapayım. Şimdi Zotero'nun kullanımına gelecek olursak da Zotero'nun bence birden farklı kullanım yöntemi mevcut. Duygu düzenleme üzerine rastgele bir makaleye gireyim. Mesela Dergi Park'tan rastgele bir makaleye girdim. Bizi PDF'e de yönlendirebilir ama PDF'e yönlendirmedi, bir sorun yok. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz Zotero farklı sayfalarda farklı formlara bürünüyor. Mesela bu klasör formatında ise bu bir web site, makaleyle ilişkili değil gibi web sitesini de direkt olarak kaydedebilirsiniz. Ama bir makaleye girdiğiniz zaman sağ üstte görmüş olduğunuz gibi şöyle bir makale ikonu çıkmış oluyor. Siz buna tıkladığınız anda buraya kaydediyor deyip direkt olarak son kaydettiğiniz kısmı seçecektir. Ama siz bunu farklı, hatta daha başka diye seçerseniz direkt olarak bütün içeriği görme şansınız olur. Buradan herhangi bir yeni klasör açmanız mümkün olmayacaktır. Yeni bir derleme oluşturmak için kitaplığın kısmında yeni derleme, deneme diyelim hatta buna. Yeni derleme oluşturmanız gerekiyor. Yeni derlemenin içerisinde ben deneme diye bir başlık açtım. Sonrasında ben denemeyi seçip tamam dediğimde tekrardan deneme kısmına döndüğümde gördüğünüz gibi direkt olarak makalem buraya eklenmiş oldu. Farklı bir makale üzerinde tekrardan deneyelim. ResearchGate'in bir makalesini deneyelim. ResearchGate'den yine aynı şekilde bir makale çekmek istediğiniz zaman sağ üstte gördüğünüz gibi bir kitaba dönüştü. Bazı zamanlarda böyle hatalarla karşılaşmanız mümkün. Eğer bir PDF üzerinden çekme işlemi gerçekleştiriyorsanız kimi zaman kitap mı yoksa bir makale mi olduğunu ayırt etmekte güçlük yaşayabiliyor. Makale örneği verdik. Ben birkaç tane de hatta farklı örnekler vereyim. Mesela sistematik derlemem içerisinde konferans çalışması benim için dışlama kriteriydi. Zotero'nun da yardımıyla birçok aslında çalışmayı eleme şansım oldu. Örnek vermek gerekirse makale değil diye işaretlemişim. Şimdi ben burayı açtığım zaman Zotero sağ üstte bu sefer makale formatında bir görsel değil, üzerinde iki insanın olduğu farklı bir görsel konumlandırdı. Buna tıkladığınız zaman yine denemeye
kaydedecek. Geldiğim zamansa bunun eser türü olarak konferans bildirisi olduğunu görebiliyorum. Bazı zamanlarda biliyorsunuzdur konferans bildirisi olup olmadığını anlayamayabiliyorsunuz. Bu tarz durumlarda Zotero çok işlevsel olabiliyor. Hatta az önce farklı bir örnek de vardı. Ben onu da göstereyim hatta size. Bu sayfayı açtığım zaman Zotero direkt olarak bir mezuniyet kepi gösterdi. Ben buradan şunu anlıyorum. Bu bir test çalışması. Yani bir makale çalışması değil. Gördüğünüz gibi direkt olarak tez dedi zaten eser adına. Buradaki eser türlerinin çoğunu ayırt edebilme kapasitesine sahip. Burada da bir kitap var elimizde ve kitabı da kaydetmek istediğim zaman sağ üstte kitap formatında olduğunu görüyorum. Şimdi bu çeşitli türleri nasıl algıladığı ve bunların Zotero'nun içerisinde nasıl göründüğüne değinmiş olduk. Bununla birlikte Zotero'nun nasıl kullanılabileceği ile alakalı ben farklı şeylerde sizlere göstereyim. Şimdi kitaplığıma tekrardan dönmem gerekirse deneme içerisine eklediğim makaleleri inceleyelim. Zotero bizim için neler çıkartmış onlara bir bakalım. Burada yazarın adını görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde künyesini görebiliyorsunuz. Doisi varsa doisini de sizin için otomatik olarak çekecektir. Ve varsa özetinde sizin için rahat bir şekilde çekip alacaktır. Full text PDF'e tıkladığınız zaman eğer açık kaynak bir makale ise sizin için makalenin PDF versiyonunu da çekip getirecektir. Hatta burada çalışmanın şöyle de bir avantajı var. İşaretlemek istediğiniz yerlerle alakalı olarak çok rahat altını çizebilme imkanınız var. Çok rahat üstünü çizebilme imkanınız var. Direkt olarak böyle PDF'in içerisinde düzenleme şansınız da mevcut. Yazı bir yere not almak istiyorsanız yine aynı şekilde buraya bu şekilde not alabilme şansınız var. Veya şöyle bir not alabilirsiniz, yorum ekleyebilirsiniz, yorumu buraya bırakabilirsiniz gibi gibi. Çizmek istiyorsanız yine aynı şekilde kalem özelliği de mevcut veya şekil çizmek istiyorsanız onlar da mevcut. Ayrıyeten eğer toplu bir şekilde çalışıyorsanız makalelerin içerisine diğer arkadaşlarınızın da görebileceği şekilde not bırakmanız mümkün oluyor. Buraya gelip direkt olarak yeni bir not oluştur dediğiniz zaman notun içerisine ihtiyacınız olan bilgileri yazabilme şansınız mümkün. Ayrıca bunu özelleştirme anlamında da size basit bir tekst değil bayağı matematik bloğuna kadar detaylı bir notepad veriyor ve bu imkanı sizlere sağlıyor. Şimdi Zotero'nun en işlevsel kısımlarından birisine gelmem gerekirse kaynakça yazımı. Siz Zotero'ya bütün makalelerinizi ekledikten sonra bu makaleleri tek bir tıkla direkt olarak kaynakçaya dönüştürme imkanınız mevcut. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir makalenin üzerine sağ tıklayıp seçili eserlerden kaynakça yarat derseniz burada alıntı stilini seçersiniz. Genelde APA7 ile çalışıldığı için ben yine APA7 üzerinden gideceğim. Dilinizi seçtiniz. Sonrasında çıktı biçimi. Eğer metnin içerisinde bir alıntılama yapacaksanız onun da size kaynakçasının nasıl, daha doğrusu nasıl yazılması gerektiğini size verecektir. Sonrasında burada HTML olarak kaydedebilirsiniz. Ben direkt olarak panoya kopyalamayı tercih ediyorum. Boş belge açtım. Sonrasında yapıştır dediğimde gördüğünüz gibi direkt olarak APA7 stilinde referansımı almış oldum. Diğerkileri için de deneyelim. Mesela konferans bildirisi olduğu için APA7 stiliyle aldığımda direkt olarak konferans alıntısı nasıl olması gerekiyorsa o şekilde bu alıntıyı bana veriyor. Yine aynı şekilde tez için de yapalım bunu. Tez için de seçtiğim zaman alamadım. Tekrardan deniyorum. Kopyaladım. Gördüğünüz gibi direkt olarak doktora teziymiş mesela. Kitap için de tekrardan deneyelim. Panoyu kopyaladım. Gördüğünüz gibi direkt olarak kitabın APA formatında yazılımını, kaynakçasını almış oldum. Bunu tek tek almak zorunda değilsiniz. Ben örnek olması açısından size göstermek istedim. Toplu seçip seçili eserlerden kaynakça yarat derseniz kaynakça panoyu kopyala dedim. Okey dedim. Yapıştırdığım zaman dördü de gelecektir. Şöyle bir özelliği daha var. Onu da göstereyim. Seçili eserlerden kaynakça yarat alıntılar derseniz bunu metnin içerisinde nasıl alıntılamak istiyorsanız daha doğrusu nasıl alıntılayacağınızla ilgili metni de size direkt olarak verecektir. En büyük avantajlarından birisi bu. Bunu nasıl düzenleyeceksiniz? Bu da çoğu zaman bilinmeyebiliyor. Bunu APA7 formatına nasıl getirirsiniz? Şurada paragraf ayarları kısmı var. Bu ekstra bir bilgi olarak Zotero içerisinde değil. Paragraf ayarları kısmı var. Burada İlk satır derseniz, asılı derseniz, asılı olarak seçeceksiniz. Asılıyı seçtiniz, sonrasında bu şekilde topladınız. Şu an zaten alfabetik ama şuradan da paragraf artan derseniz bunu zaten alfabetik olarak sıralayacaktır. Bunun dışında elinizde mevcut kaynaklar var ise bunları da eklemeniz mümkün olabilir. Bunları da alıp aynı şekilde Zotero'ya sürükle bırak yaparsanız Zotero direkt olarak bunu kendisi algılayacaktır diye düşünüyorum. Aynen algıladı. Zaten PDF olarak da getirdi. Kısa bir süre içerisinde de bunu gördüğünüz gibi kendi kendisine düzeltti
ve buradan yine aynı şekilde seçili eserlerden kaynakça yaratlayıp yapabilirsiniz. Az önce büyüyü kendiniz zaten gördünüz. En başta PDF olarak geldi ama sonrasında kendisi zaten direkt olarak diğer makalelerin formatına dönüştürdü. Oldum. Bir de sihirli değnek butonumuz var. Bunun içinde başka bir makale üzerinden ilerleyelim. Ben yine rastgele bir makale açayım şuradan. Şu doi'yi alalım. Hatta şu şurada kalsın. Şurada tutalım. Sonrasında buradaki sihirli değnek butonuna bastığınız zaman bu doi'yi buraya eklerseniz doi üzerinden yine aynı şekilde tak diye gördüğünüz gibi çekti. Hiç vakit kaybı bile yaşamadık. Direkt Enter'a bastığım gibi makalenin kendisi de gelmiş oldu. Şimdi Zotero'nun farklı özelliklerinden birisi ise derlemiş olduğunuz makaleleri çok iyi bir şekilde derleyip toplayabilme imkanı sağlıyor sizlere. Yani biliyorsunuz işte 1200 tane makale derliyorsunuz belki. Her birini nasıl ayırt edeceksiniz, nasıl sistematize edeceksiniz? Bununla alakalı Zotero size birçok imkan sağlıyor. Bu imkanlardan ilki Zotero'nun kendi etiketleme sistemi. Siz bir makaleyi sisteme eklediğiniz zaman Zotero zaten o makaleyle ilgili birçok etiket atıyor oluyor. Hepsinde değil ama çoğunda atıyor oluyor. Mesela burada 4 tane etiket görüyoruz. Ve mesela şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela Digital Human seçeneğine gidelim. Buna tıkladığım zaman bir tane makale çıktı. Farklı bir şey deneyelim. The Uncanny Valley'de muhtemelen birden fazla çıkacaktır. Aynen. Siz eğer bir makalenin farklı bir makaleyle ilişkisini görmek ve unutmamak istiyorsanız, yani bir makale buldunuz, o makalenin atıflarından belki farklı bir makaleye gittiniz, şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Sıfır ilişkili kısmına gelip mesela ben bunu diyelim ki The Influence makalesiyle etiketleyeceğim, daha doğrusu ilişkilendireceğim. Bunu seçtiğiniz zaman bu makale direkt olarak hangi makaleyle ilişkili, siz kendiniz de buradan takip edebilme şansı elde edebilirsiniz. Son olarak da toplu olarak çalışacağınız zaman Zotero'yu nasıl bir grup halinde kullanabilirsiniz, onu size göstermiş olayım. Yani Zotero.org'a gittiğiniz zaman giriş yaptıktan sonra direkt olarak kendi profilinize gittiğinizde karşınıza böyle bir kısım geliyor olacak. Bu kısımda şurada grup seçenekleri var. Grup seçeneğine girdiğinizde Create a New Group dediğiniz zaman, örnek veriyorum yine deneme 1-2-3-4 diyelim. Buradan yine aynı şekilde nasıl olacağını seçebilirsiniz. Choose Private Membership'i seçtim. Create Group dedim. Grup açıldıktan sonra Member Settings'e gelip Send More Invitations dediğiniz zaman buradan ya Zotero kullanıcı isimlerini ya da e-maillerini seçip gönderdiğinizde direkt olarak Invite Members dediğiniz zaman zaten davetli olarak gözüktüğü gözükecektir. Bu yukarı kısma çıktığında da yine aynı şekilde rolünü güncelleyebilirsiniz. Sonrasında da o kişinin artık Zotero hesabında şöyle bir seçenek de ortaya çıkacak. Burada daha başka seçeneğini tıkladığında mesela Neuroscience benim ortak grubum. Yine aynı şekilde Tezico benim ortak grubum. Ve Tezico'ya tıkladığı zaman bu makale yine Tezico'nun içerisine şak diye düşecektir. En sevdiğim ve garip bulduğum ama hoşuma da giden özelliklerinden birisi şu. Siz Zotero uygulaması açıkken eğer bir makale eklemeye karar verirseniz, nerede olursanız olun, uygulamanın neresinde olursanız olun, onu eklediğinizde Tezico'ya ekleyelim, nerede olursanız olun o PDF'e şak diye gidiyor. Bu benim hoşuma giden bir özellik. Çünkü bu sıralamada gerçekten karıştırabiliyor. Umuyorum sizler için faydalı olabilmişimdir inşallah ve umuyorum sıkıcı olmamıştır. Böyle. O halde farklı bir uygulamada tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Geçenlerde böyle bir eski, çok eski bir video gördüm. Abone ol yazıyordu. Çok garip geldi çünkü uzun süredir abone ol, abone ol, abone ol duyuyordum. Abone ol şeyi betimlemesi çok garip hissettirdi bana. O yüzden abonem olun. Eğer atladığım bir kısım varsa yorumlarda da bildirmeniz beni çok mutlu edecektir. Onu da yorumlarda ayrıca ekliyor olurum. Sağlıcakla kalın.